Evet değerli izleyiciler, Zeki Sözer ve Özde Birinci bizimle birlikte stüdyomuzda devam ediyoruz. Az önce Recai Aksu bize Avrupa'dan, dünyadan gelişmeleri anlattı. Moralimizi de bozdu. Yani neler söyledi? Almanya'dan, daha doğrusu Avrupa'dan bize 400 milyon avro geliyormuş deprem yardım olarak. Bir 350 milyon avroluk da hazırlık varmış. Toplam 750 milyon avro gelecek. Kime veriliyor? Herhalde hükümet adına gelecek. Eyvah. Depremle ilgili harcanması için gelecekmiş para. Dediniz? Ve o arada Almanya'da kiraların düştüğünü söyledi. Ev sahipleri. Oradan yani. Kiralar düşüyormuş. Ayrıca sadece değil. Enflasyon %2 enflasyon olunca elektrik fiyatlarında da indirime gidilmiş. Allah Allah. Almanya'da. Ama Cumhurbaşkanımız öyle söylemiyor. Biri bize yalan söylüyor ama. Yani hayır, diyor şey ki orada çekiyorlar diyor yani. Vah. Dezenformasyon. Dezenformasyon. Bu öyle maneviyatı bozmak ve mevcut iktidarı sabote etmek için Almanların çıkardığı bir dedikodu bu. Değil mi? Değil gerçekle mi? Alakası yoktur. Ve bir yoktur. De Almanya Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı'nı aşırı sağcılarla ilişkisi var diye izlemeye almış. Bu nasıl almış? Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı gibi bir şey zannediyorum bu Anayasayı Koruma Örgütü'nün. Hala Milli İstihbarat Teşkilatı. Almanya'da. Almanya'nın ve, Milli İstihbarat Teşkilatı. Almanya'da da ayrıca bir de anayasayı güçlendirme diye bir yeniden çalışma başlatılmış. Yani, Anayasa Mahkemesi'ni güçlendirme. Tamam, fevkalade güzel. Bizde anayasayı kaldıralım diyenlerin niyetini artık nasıl tarif edelim, nasıl anlatalım, ne deriz buna? İşte şimdi tam şeyi yapıyoruz şu anda. Kamuoyunun serbestçe oluşmasına yardım etmek var ya, evet. Onun haberlerini şu anda bize dinleyenlere bakın dünyada durum böyle. Ey seçmen ona göre biz oy verin. Biz yani ortaya gerçekler, doğru haberler söyleniyor. Onlar karar verecek. Bu kadar. Ki şu bir de şöyle hani az önce TRT'nin görevlerinden bahsederken Almanya'da bütün dünya ülkelerinde seçim öncesi sağlıklı kamuoyu oluşsun diye liderler televizyonlara çıkarlar. Hmm. Hatta işte Kennedy seçimi Nixon'la yaptığı televizyon tartışmasında kazandı derler. Doğru. Ya da işte bir başkası o televizyondaki performansı yüzünden kaybetti derler. Bizde eskiden bu olurdu. Üstelik o bizim efsane liderler olduğu zaman Erbakan, Demirel, Türkeş ve Ecevit bir araya gelirdi. Yani asla hani şeydeki pokerdeki beş benzemez gibi bir araya gelirlerdi ve her şey konuşulur, tartışılırdı. Yine 12 Eylül sonrasında da CALP'le köprü tartışması vardır Özal'ın, hiç unutmadığımız şeylerden bir tanesidir. Satarsınız, sattırmazsınız falan gibi. Herkes kendini anlatır orada ama nedense Recep Tayyip Erdoğan ne muhalif kanallara soru sorduruyor, ne onların programlarına çıkıyor, ne de diğer rakip liderlerle televizyon ekranlarına çıkıyor. Tek başına. O söyleyecek, başkaları dinleyecek. Hatta sorular bile önceden hazırlanıyor. Cevaplar da önceden hazırlanıyor, iddiaları var. Bunlar prompter'a yüklendiğine dair görüntüler şeye girmişti, ekrana girmişti. Bu çerçeve içinde bakarsak sağlıklı bir demokrasinin işlemediği ortada. Hayır, hayır. Çünkü o çok değerli bir davranıştı. Onu TRT yaptı yıllarca. Siyasi parti liderleri aynı masa etrafına toplandılar. Hatta bir defasında eşit konuşmayı sağlamak için kum saati kondu. Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Kum saati kondu. İşte yani ne kadarsa 5 dakika evet. Konuş. 5 dakikaya ayarlanmış o. 5 dakika olunca herkes de görüyor, seyirci de görüyor. Ya tamam bitti. Bak onu sen de yapabilirsin. Kamera ona yakın plan giriyordu. Kamera ona yakın plan. Sözü bitti. Öbürü falan gayet şey içinde, böyle sükunet demokratik içinde, biçimde. Elbette tartışma da oluyordu. Yani yüz hareketlerinde. Var mı? Ha. Süleyman Demirel'in öyle gülümsemesi, yukarıdan bakması, öbür partili deniz sen evet. konuş kardeşim. Dercesine. Dercesine falan vücut diliyle ama
Halk da bunları dinler. İşte deminden beri söylediğim ve savunduğum, yani bütün bu liderleri... Ve hatıra fotoğrafı çektirdilerdi böyle. Evet. Özledik mi? Ya, ben özledim ya. Böyle bir siyasi parti liderlerini bir arada böyle görmek... Dörtlü bir fotoğrafları nadir... Ya fevkalade bir şey bu. Evet. Ya ayrıca bu dört liderin diğer üçüne yahut da herhangi biri birine ağır bir söz söylediği görülmemiştir. Evet. Yani hakaret etmek, bunlar mümkün değil. Yani hiçbirinin ağzından sayınsız söz çıkmaz. Çıkmamıştır, eleştirmişlerdir. Yani eleştirdikleri ne? Programları, dış politika anlayışları, efendim... Diğer fotoğraf. Yani politik olarak eleştirmişlerdir. Fakat şimdi yani sana bir şey söyleyeyim mi? Son geleni. Bırakacağım şeyi. Recep Tayyip Erdoğan. Bu 91 seçimleri. Ha işte buyurun. Ha. O zaman milliyetteydim. Evet. Evet. Bu 91 seçimleri. Tabii şöyle AKP dönemine kadar yapıldı. AKP'nin ilk yıllarında da İşte Erdoğan liderlerle çıktı. O zaman muhalefette olduğu için... Belediye başkanı olmadan önce çıktığını hatırlıyorum. Şeyde de çıkıldı ama daha başbakan olmamıştı. Başbakan olmamıştı. Sonra başbakan olduktan sonra hiç hatırlamıyorum. Çıkmadı. Üstelik... İşte TRT'nin geldiği konumdan sonra da TRT'yi onlar istedikleri gibi kullanıyorlar ama muhalefetin kullanmasına izin vermiyorlar. Böyle bir... Şimdi sadece namusun TRT olsa amenna. 20 tane kanal, şu anda Türkiye'de 145 tane televizyon kanalı var. Evet. Ve 905 tane radyo var. Bunların %80'i aynı anda AKP liderinin konuşmasını aynı anda naklen veriyorlar. Evet, yani sadece evet, TRT evet. Değil. Sorun da bu zaten. Yani peki kamuoyu nasıl serbestçe oluşacak? Nasıl kanaate varacak? Tek bir kanaldan mütemadiyen beyin yıkama yahut bilmem ne olduğu sürece. Gazetelerle birlikte. Gazetelerle birlikte, radyo ile birlikte. Evet. Evet. İnanılmaz bir bombardıman. Şimdi gazeteler... Hatta televizyon dizileri bile buna uygun senaryolar hazırlanıyor. Evet, evet. O ayrı bir... Evet. O kadar önemli değil. Gazeteler de önemli ama o kadar önemli değil. Önemli olan televizyonlar ve radyolar. Evet. Şimdi Tele1'in Türkiye için çok önem verdiği önemli olan bir naklen yayını yaptığı zaman ben eminim ki geriye kalanların %99'u o yayını yapmıyordur. Evet. Niye? Niye'nin sorusunu cevaplamak zor. Çünkü AKP ve başta liderleri Recep Tayyip Erdoğan kurallara uymamayı kural saymışlar. Kurallara uymamak ve kendi kuralını metazori kabul ettirmek için gereken her şeyi yapmak. Buna basın direnemedi. Radyolar, televizyonların %99'u direnemedi. Serbest yazarların %99'u direnemedi. Yani doğru dürüst muhalif say desen 15'i geçmez. Evet. 15. O zaten bazen hani Süleyman Demirel de muhalefete düştüğü zaman televizyonlarda biraz daha az çıktığında hatta televizyonda çekim yaparken kamerayı gösterir. O televizyonu ben kurdum, şimdi benim bu televizyonu çıkarmıyorlar diye şikayet ederdi halka. Ya, size şikayet ediyorum derdi halka. Ya tabii kardeşim. Şeyin
Recep Tayyip Erdoğan'ın şansı Ecevit'in şeyin hocanın evet. Hocanın Türkeş'in ve o kuşak politikacıların hayatta olmamasıdır. Meydanı boş buldu. Meydanı boş buldu. O yüzden... Ama çok yatırım yapıldı. Kamu kaynaklarından üstelik bu yatırım yapıldı. Bir medya karteli oluşturmak için, iktidar yanlısı bir medya karteli oluşturmak için 750 milyon dolar krediler, destekler, teşvikler, bunların, bütün kamu reklamlarının oralara çıkmalar... Spontane olmadı. Başından hesaplı, kitaplı senaryoya uygun olarak yapıldı. Senaryoyu söyleyeyim. Basını, radyo, televizyon ve gazeteleri susturmak, el koymak. Bunun için gereken her şeyi yaptılar. Öyle değil mi? Evet, şu anda. Bankalar verdi, evet. Bilmem ne, bilmem ne. Ardından anayasal kurumların hepsini tarafsızlaştırdılar demiyorum. Bir kelime geliyor aklıma ama onu işlevsizleştirdiler. Evet. Bunun çok güzel bir tabiri var ama onu kullanamam. En ilginç olanlarından bir tanesi SGK. Yani sosyal güvenlik sistemi. Şimdi Cumhurbaşkanı kafasına göre bir şey belirleniyor, zam belirleniyor enflasyona göre. Efendim Cumhurbaşkanı hani düğünlerde takı takar gibi %5 de benden dedi. Sonra efendim tartışmalar çıktı, o da yetmedi, bir %5 daha benden dedi. İşte seçime doğru tekrar vereceğiz. Ya bir sistem vardır, bu prim ödenir, gün sayısı vardır, ona göre bir düğündeki maaş hediyeler alınır. Gibi. Ha, düğündeki hediyeler gibi böyle işte şu kadar. Bu kaylan adam, bu görümceden. Yani böyle bir gayri ciddilik olabilir mi? Devlette böyle bir kurumun, koskoca SGK diye bir kurum var orada. Olmaz kardeşim, olmaz. Şimdi zaten sabahtan. Cebinden veriyormuş gibi. Tabii. Ya örgütlü bir kurum istemiyor. Örgütlü mü? Şöyle bir şey olsun. Her şey bütçe kendi şeyinde, evet. Cüzdanında değil, şalvarın cebinde. Öyle efendim memura parayı cebinden veriyor. Memurun hakkı değil zam almak ve zammın da enflasyon nispetinde olması yahut da enflasyon nispetinin üstünde olması bir kere devletin kurumları tamamen yok edildi. Şu anda devlet diye bir şey yok. Hükümet var. Hükümet var. Hükümet meclis var. De yok. Yani çünkü mecliste sadece KHK'ları onaylıyor. Hükümet de yok. Baş yüce var. Baş yüce Necip Fazıl'ın kurduğu devlet modelinin başıdır. Yüceler Kurulu vardır. Baş yüce de buyruk verir. Buyruk verir. O yüceler ağzından çıkan her laf kanundur. Baş yücenin ağzından çıkan her laf kanundur. Buyruktur. Buyruktur. Buyruğum dedi. Ya tabii ya şeyde yazıyor bu. İrademdir. Tabii. Yani, şimdi oysa 1961 Anayasası ile işte parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanı'nın parlamento seçiyor falan. Bunun dışında Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu özerk. Evet. Çok önemli bu. Tabii. TRT. O yükseğini kaldırdılar şimdi Hakimler Savcılar Kurulu oldu. Evet. TRT. Özerk. Özerk. Deminden beri onu konuşuyoruz. Anadolu Ajansı'da. Üniversiteler. Üniversiteler. Yani orada bilim yapılacak. Özerk olması lazım ki adamın bütün bilimsel araştırmaları ya sosyolojik araştırmaları neyse rahat yapsın. Özerk olması lazım. Evet. Yani bu devamlı olarak bir tane oraya komiser koyarsan o üniversite olmaz. Şimdi zaten. Bir de şey var onu da söyleyeyim. Merkez Bankası. Eh. Hala sancısını çekiyoruz. Evet.
Şimdi yüreğimde benim büyük bir acı Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi dünya standartlarında bir üniversiteydi ve dışarıdan gelen öğretim üyeleri, Fransa'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan gelenler şöyle bir dururlardı ve Boğaz'a bakarlardı. Boğaz'a bakarlardı, Allah Allah derlerdi. Şimdi ne yapılıyor biliyor musun? Yani şöyle boş sırasına diziyorlar. Efendim güdük olanları efendim biraz besin verelim, vitaminle efendim şey yapalım, doping yapalım da diğerlerinin boyuna erişsin diye bir politika izleyeceklerine tam tersini yapıyorlar. En kısanın kafasından hizaya gelmek üzere millet kimisi alnından gidiyor, kimisi burnundan, kimisi boynundan, kimisi de omuzlarından gidiyor, geriye kalıyor üniversite. Üniversite, özledikleri üniversite, Hakkari Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir haber vardı geçenlerde. Atamalar yapılamıyor. Çünkü yetkileri olmadığı için, kurullar oluşmadığı için, yani rektör atamışsınız, şey atamışsınız, eli kolu bağlı. Yani koskoca Boğaziçi Üniversitesi ne hale getirildi? Geçen dündü sanıyorum Karar Gazetesi'nde Figen Çalıkuşu'nun bir yazısı vardı. 375 sayılı, çok ilginç bir şey bu. 375 sayılı KHK devlet memurları ve diğer kamu görevliyle ilgili çok eski ama bir o kadar da bereketli bir KHK diyor. Ek 35. madde var burada diyor. Bu çok teknik ve çok sık yeni eklemeler yapılan bir düzenleme. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilme, görevlerinden alınma konularını çok ayrıntılı bir şekilde düzenleyen bir madde. Burada sonunda işin içinden çıkamamışlar. Bir ekleme yapmışlar sonunda. Demişler ki bu şeyde, görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenmemesi ve tazminat miktarı ile ilgili buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı'nca belirlenir diye bir şey eklemişler. Yani kanuna göre şeye falan değil. Cumhurbaşkanı isterse yapar, isterse yapmaz gibi bir madde. Böyle bir madde kanunlaşabilir mi? Olmaz. Bu şey gibi, Saddam'ın anayasasında atama yasası gibi. Devlet başkanı istediği yere, gerekli gördüğü yere, gerekli gördüğü kadar kişiyi atar. Bu da öyle. Bu i̇şte, da benzer bir şey. Ama burada anayasanın 128-129. Maddeleri de bu kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişiliklerini genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Cumhurbaşkanını ilgilendirmez. Hayır, anayasada yani, var zaten çok açık. Neyle yapılacağı yani sen evden çocuğu çağırıp gel bu bilmem neyin başına diyemezsin. Evet. Çünkü diyor ki anayasa, hayır bu devlet memuru olma niteliğinde olacak. İşte şu kadar ama şimdi, şöyle bir şey ama abi, görevleri sona eren yani veya anayasada yazan yanlış. Evet. Öyle mi? Doğrusu bakın, o tanıdıkları ya tanımadığı adam değil mi? Ne diye tayin etsin. Kardeşim sen bunu eğer bakkal dükkanın varsa oğlunu, torununu, yeğenini çağırırsın, gel tezgahta bilmem ne yap dersin. Evet. Devlet, evet. Devlet kamu. Bir, kamu yönetiminde. Alacak tazminat söz konusu. Kamu ne? Halk işte bu şimdi bizi yani, izleyenler. Var mı? Yani evet, tümü. Yani bu şeyde de olmaz. Evet. Özel sektörde de olmaz. Olmaz tabii. Sözleşme vardır. Toplu iş sözleşmesi vardır. Maddeler vardır. Senin oğlun vardır. Yeğenin beceriksizse Koçan bu televizyonu yönetenler ya gelsin yeğen de bilmem ne falan filan olur mu? Yani bu televizyonun yaşaması için bu işin ehil kimseler evet. tarafından yapılması gerekir. Ona göre. Ya özel sektörde de böyledir yani.
Bir de şu vardır, zaten yasada tazminat koşulları vardır. Yani ne demek? Görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile ilgili ilişkin hususlar Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı diyecek o zaman, buna tazminat manzaret vermeyin, atın. Ha, buna şu kadar tazminat verin. Bu görülen lüzum üzerine diye Demokrat Parti döneminde görülen lüzum üzerine bir şey vardı, kanun vardı. Görülen lüzum üzerine diye Adnan Menderes bunu tepine tepine kullandı. Görülen lüzum üzerine. Orada laf bitiyor. Evet. Aşağı yukarı aynısı. Aynısı, evet. Yani ama Danıştay'dan geri dönerdi. Dönerdi. Geri dönerdi. Dönerdi. Doğru. Ve %99'u geri dönerdi. Yani Adnan Menderes'in gücü Danıştay'a yetmezdi. Ama bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetlerinin gücü yetiyor. Nasıl yetiyor? Özelleştirmelerde Danıştay'a başvuruyor sendikalar. Şeyde olduğu gibi, Seydişehir alüminyum tesislerinde olduğu gibi, Balıkesir Seka'da olduğu gibi ve pek çok yerde olduğu gibi Danıştay hatta Tekel Rakı Fabrikası'nın satışında da kamu zararı gerekçesiyle ya da ihale usullerine uyulmadığı gerekçesiyle Danıştay iptal etti bunları. Bu şeyleri iptal etti. 7 yıl uygulanmadı kararlar. Sonra bir torba yasa çıkardılar. Dediler ki işte şu kadar yıl uygulanmayan mahkeme kararları bakanlar kurulu kararıyla yok sayılır. Peki sen 5 yıl uygulanmayan kararlar, Danıştay kararları bakanlar kurulu kararıyla yok sayılır. Peki o zaman niye 5 yıl uygulamıyorsun? Evet. O zaman aklına gelmemiş. Hatta ilk Seydişehir'de yapılan geri dönülemeyecek şartlar oluşmuşsa mahkeme kararı gene bakanlar kurulu kararıyla yok sayılır. Geri dönülmeyecek koşullar nedir? Adam yatırım yapmış oraya. Şu yapmış, bu yapmış. Yani Danıştay kararları siz Menderes döneminde dönerdi diyorsunuz. Şimdi dönmüyor. Şimdi bak. Evet, dönerdi. Evet, dönmüyor. İzin verirsen anayasayla trafik kanununu arasında bir benzerlik kuralım. Yani şimdiye kadar duymadım ama dinleyelim. Şimdi trafik kanununu yok sayıyorsun. Sürücü dilediği gibi gidiyor. Sağdan gidiyor, soldan gidiyor. Yahut da böyle denk gördüğü zaman kıç üstü dönüyor. Efendim, radyoyu açıyor. Hatta bir kapıyı açıp cüveret içiyor. Hatta sağlığa zararlı. Efendim nargile içiyor, zararlı. O da zararlı. Bu da zararlı. Irak'ı da içiyor. O da sağlığa zararlı. Bu da zararlı. Yahu anayasa trafik kanunudur kardeşim. Trafik kanununu kaldır. Türkiye'deki bütün arabaları yollara, sokaklara dök. Türkiye'nin durumu o şu anda. Bütün arabalar efendim... Kaptı kaşlılar. Kaptı kaşlı nedir biliyor musun? Kamyonet küçük şeyler yok, vardı. Eskiden otomobiller kaptı kaşlı derlerdi. O dolmuş gibi değil mi? Kaptı kaşlılar. Dolmuşlar, dolmamışlar. Küçük şeyler. Yani. Efendim, traktörler bilmem ne. Bunların hepsini salıver şeylere. Kuralsız yollara. AKP tarafından yaptırılmış. Işıkları da kaldır. Köprülere. Köprülere. Trafik ışıklarını da kaldır. Trafik ışıklarını da kaldır. Türkiye'nin vaziyetinin durumu şu anda bu babam. Evet. Bir kaos. Evet. İçinden kimse çıkamaz. Hatta AKP bizzat, Recep Tayyip Erdoğan Bey bizzat istese dahi artık bu kaosu düzeltemez. Yani tabii öyle bir baştan çıkmıştır Türkiye. Hiçbir şeyini düzeltemez. Düzeltemezsiniz. Yani sonuçta işte başsavcının HSK'ya yazdığı yazıyı hepimiz hatırlıyoruz. Yargıda olup bitenleri
Başsavcı anlatıyor, Anadolu Adliyesi başsavcısı anlatıyor, rüşvetleri anlatıyor, insanların nasıl serbest bırakıldıklarını, tutuklanan insanların nasıl serbest bırakıldıklarını anlatıyor, örnekler veriyor. Bunu söyleyen başsavcı. Yani biz uydurmuyoruz ya da söylemiyoruz. Hiçbir şey olmadı ama. Ve burası yargı, yani bir ülkede yargı bu hale geldiyse tuz kokmuştur. Ya. Şimdi aklıma şey geldi. Tamam, iyi güzel bir özellik müzellik deminden beri bahsediyoruz da. Fakat 12 Mart'ta allak bullak olduk. Genel bir durumuz. Kor General. Kor General Musa Öğün. Kor General. Musa Öğün Paşa. Musa Öğün Paşa. Bir kes derdi biliyor musun? He? Bir kes. Herkes bir kes bir kişi yerinde televizyonun birinci stüdyoda yapardı şeyleri. Ben sana bir şey, size bir şey anlatacağım ondan sonra. O dönemle ilgili. Programdan sonra mı? Şimdi. Yani bölmüyoruz değil mi? Yani yok. İyi gidiyor mu? Hayır. Lütfen. Moderatör burada. Lütfen. Yahu gayet matraktı o yönetim. Adamlar televizyonculuktan anlamıyorlar. MİT'ten bir albay gelmiş duruyor. Bir süre sonra albaydan bir telefon. Özdemir Bey, buyurun komutanım dedim. Sizden son derece memnunuz. Ben görevimi yapıyorum dedim. Ancak dedi, buyurun dedim. Yayınladıklarınızda hiçbir sorun yok dedi. Ama dedi, reddettiklerinizi de görmek istiyoruz. Albayım dedim. Yani, tabii. Dengele diyor. O bizim mutfağın işi dedim. Oraya karışamazsınız. Israr edersem dedi, ısrar ederseniz istifa ederim dedim. Bir tane adam şöyle düşündü, vazgeçtim dedi. Şimdi direnilmez deniliyor ama. Değil mi? 12 Mart'ta üstelik ben gözaltına alındım. Evet. Gözaltında kaldım 40 gün, 50 gün. Mahkemeye verildim. Mahkemem devam ediyor. Görevimdeyim ama dikkat et ya. Görevim duruyor. Örfi idarenin kurmay albayı gelmiş oturmuş. Bir de Musa Öğün general. Ve adam gene de bir şeye uymak istiyor ya. Tabii. Yasaya, kurala, teamüle. Uymak istiyor. Evet. Ama merak da ediyor. Ya merak etmesi acayip. Size o dönemle ilgili bir anekdot anlatabilir miyim? Yani seyircilerimiz de belki şey yapar. Musa Öğün genel müdür ve işte terfi bekliyor. 30 Ağustos'a yakın. Hatta işte törenler yapılıyor biliyorsun. Devir teslim töreni. Hava Kuvvetleri Komutanı gelen şeye boynuna bir şey takıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Biz de çekiyoruz. Yani ekip gönderdik her yere. Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Jandarma, Mandarma falan böyle. Yüksek kademede büyük değişiklikler var. Çekildi. Akşam haberlerde vereceğiz. Tabii tamamını ondan sonra. Kaya Sür diye fotofilm merkezinin başında bir teknisyen var. Ben de oturuyorum. İşte hazırlık yapıyoruz diğer haberlerden. İçeriye girdi. Bembeyaz suratı. Bu kağıt gibi. Ne oldu Kaya Bey dedim. O film var ya dedi. Evet. Yandı dedi. Eyvah eyvah. Düşünebiliyor musun? Yani şöyle o zamanın tekniğiyle şimdi televizyoncu arkadaşlar bu sektörde çalışanlar yeniler bilmez. O zaman film. 16 milimetre evet. Reversal denen bir film var. O çekiliyor. Sesle eşleniyor. Bilmem ne oluyor. Sesi ayrı çekiliyor falan filan bilmem ne. Şimdi de ve o banyosu yapılıyor o şeyin filmin. Film bir yerden başlıyor banyoda. İşte o eczaya giriyor, çıkıyor, yeniden giriyor, yeniden çıkıyor. Böyle dolaşarak sonundan da banyo edilmiş halde çıkıyor. Bu tam takılıyken elektrik kesilmiş. Eyvah. Filmin yani yarısı teknede, yarısı yukarıda. Yarısı şey gibi,
simsiyah, şey. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğiz genel müdüre? Muammer Yaşar'la Paşa'nın arası iyi. Çünkü Muammer Yaşar da böyle tabanca, tüfek, bilmem ne falan filan bu o işlerde idare eder. Şey yapıyor. Doğan Kasaroğlu dedi ki Muammer'le beraber gidin. Kasaroğlu gitmedi mi? Gittik abi ve paşamıza da bir iltifat geçtik. Çünkü önünde onun devamlı bir Rusça dergi vardı ve aynı sayfası açık. Çünkü paşam Moskova'da kalmış bir süre. Yani Rusça biliyor. Tabii. Ama derginin o sayfasını değiştirmedi. İyi olsun. O. Ondan sonra biz de oturduk böyle karşısına. İşte o tabanca bilmem ne, paşam bölmem ne, şey yapıyor girizgah Muammer. En sonunda dedim ben söyleyemem. Muammer dedi ki paşam hani o film vardı ya. Uyan. Eyvah eyvah. Aynen şu hareket oldu. Böyle döner koltuğu var paşanın da. Burada da kırmızı bir telefon var. Doğrudan sıkı yönetim komutanına bağlı. Recai bilmem ne sıkı yönetim komutanında. Kor general orada. Tırr. Recai. Burada bana şey var, suikast var. Gel al bunlar. Süklüm püklüm. Ne suikastı? Bekliyoruz biraz sonra şey CMS'e gelecek. Öyle tayin arkasında biz oturacağız. Falan. Kardeşim o arada benim aklıma bir şey geldi. Sağlam şeyler var ya kareler. Sen evet, bu işleri tekniği daha iyi bilirsin. Bilenler de vardır. Dedim ki sağlam kareler var mı? Var. Siz gene akışında şey ses var mı? Ses duruyor. Ha iyi. Ses duruyor ama görüntü yani şöyle olacak. Görüntüyü dondurup sesi. Donacak, hareket edecek. Donacak, hareket edecek. O mevcut karelerden de 100'er tane fotoğraf yapın. İki kamerayı onları dağıttık. Dedim ki Muammer Paşa'ya söyle Zeki bu işi halletmiş de. Suikasti şey yapalım. Ha içeri gireceğiz çünkü. Çünkü paşa hepimizi de çağırdı. Banyodakiler, onlar, kapıdakiler 20 kişi dizildik böyle duruyoruz. O da önümüzde böyle yürüyor paşa. Ondan sonra demiş ki hallettiler. Vallahi halletmezlerse işte Recaip. Recaip orada bekliyor. Ondan sonra neyse onları şey yani şimdi rejideki arkadaşlar falan bilir de sen de bilirsin teknik olarak. Film akıyor. Bir noktaya geliyor fotoğrafı koyuyoruz. Fotoğrafı seçiyoruz. O süre o geçiyor filme dönüyoruz. Yani iki tane tuş. Ama ses bir, akıyor. Akıyor. Rejide bir buna bir buna ediyor. Bir buna buna. Fakat şöyle bir şey oluyor. Tabii fotoğraf geldiğinde birisine madalya takacak ya. Ağırlaştırmış hareket sonra devam ediyor. Ama anlamamışlar. Çünkü o sırada kutlama yapıyorlar. Ordu evinde viskiler konmuş. Büyük paşalar. Hakkında içki sağlığa zararlıdır. Böyle demek mi gerekiyor? O işte zararlı olan şey de den... İçiyorlar. İçiyorlar. Ordu evinde seyrediyorlar. Ondan sonra eline sağlık demişler bilmem ne falan filan. Ondan sonra paşa bana takdirname verdi. Askeri usullere göre takdirname verdi. Yalnız, yani bunları da yaşadık. Yüzlerce örnek var da. Şimdi bak. Ben 11 Ağustos 1971'de Bodrum'daki Han Bar'daydım. Polis geldi. Dedi ki komiser sizinle görüşmek istiyor. Dedim gelirim sen söyle. Yok motosiklete bindik. Ben tutuklandım. İzmir'e götürdüler. İzmir'den Ankara'ya, Ankara'dan Yıldırım Bayezid şeyine. Orada 40 gün falan 45 gün kaldım. Sorgu üstüne sorgu, sorgu üstüne sorgu. Efendim orada bir albay vardı.
Bana dedi ki ya budalasın sen yahut da çok profesyonelsin. Hmm. Bir türlü kuyruğunu yakalayamadım. Öyle bir şey yok ya. Aradı ne diye benim telefon rehberimde bir takım adamların adı varmış. Telefonu ya bunlar arkadaşım benim. Bir kısmı suç işlemiş olabilir. Suç işledi diye silecek değilim. İyi mi? Yani. Sen, bunu nereden biliyorlar? He? Bunu nereden biliyorlar? Şeyi aldılar ya. Evden mektupları, efendim televizyon, bürodan pasaport. Hepsini topladılar. Pasaport, Fransa'da oturma iznim falan. Hepsini. Efendim Sovyetler Birliği kültür ateşesi bana kart vermiş. Niye bu sende? Ya benim görevim icabı. Kokteyllere gidiyorum. Adam veriyor karşılığında. Adam veriyor ama dedim Amerikalıların da var, Fransızların da, o başka dedi. Aynen böyle. Rus'tan almayacaksınız. O başka dedi. Rus falan komünist tarafı olmaz. Şimdi böyle 40. 45. gün beni serbest bıraktılar. Ben eve gittim. Ertesi gün televizyona gittim. Masama oturdum. Efendim, hiç bütün bunlar olmamış gibi. Tatilden gelmişim gibi. Efendim, reorganizasyon yapıldı. Çünkü o tarihe kadar bütün ünvanlarımız bizim şeydi, idaretendi. Haberlerde öyle miydi bilmiyorum. Reorganizasyon yapıldı. Ben idareten ön denetim ve redaksiyon şubesini yönetiyordum. Resmen tayin edildim oraya. Bir yandan da dava devam ediyor. Yani şimdi böyle bir şeyi hayal edebilir misin bugün ya? Şimdi evet. Değişen, hatta şöyle bir değişen diyelim, daha kötüsü var şu anda. Yani TRT'ye girebilmenin şu anda tek koşulu, işte sabahta yazıyorsanız, işte o yandaş medyalarda yer alıyorsanız, TRT'de siz programda yaparsınız, her şeyi yaparsınız. Yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu üyesi yaptılar işte bir hanım evet. Yazarı. Zannediyorum o hanım yazardı. Hatta uçakta, televizyonda Cumhurbaşkanı'na bir sorudan bahsediliyor. Onun sorduğu söyleniyor. Efendim sizi bu kadar ağır eleştiriyorlar, şey yapıyorlar, haksızlık yapıyorlar bilmem, bunlarla ilgili bir şey düşünüyor musunuz? Çanak. Bunu soru diye soruyor. Bizim ya yani, bu ya niye yapmıyorsunuz çıkar bunda yani, değil mi? Hani, kışkırtma, tahrik, gammazlama ne diyelim? Ben şu başıma gelenleri, başımdan geçenleri ben şundan dolayı anlattım. Şu anda özel teşebbüste yahut da herhangi bir devlet dairesinde ifade vermeye gitsen polisten görevini kaybedersin. Ya şimdi Musa Paşa'dan bahsettiniz. Musa Paşa gibi şimdi işte kanalın yetkilisi aranıyor telefonla. Bu ne ya diyor. Ha dendi. Görmüyor musun, ekrana bakmıyor musun diyor. Dendi. Alo evet. Fatih. Ya da patronu arıyor direkt. Patron evet. Ağlıyor. Evet. Nereden bu işe girdim diye telefonun öbür ucunda arıyor. İşte gene Ferit Şahen ki gene NTV'deki bir yayınla ilgili arıyor. O da Amerika'daymış adamı. Yani bir cumhurbaşkanı ya da başbakan böyle bir şey yapabilir mi? Nasıl bir şey bu? Direnen patronun da elinden alınıyor. Alıyor. Tamam. Sen al parayı git bunu satın al diyor. Evet. Öbürünün de burasına kadar gelmiş devamlı tehdit, müfettiş bilmem ne. Bir yazar arkadaşla karşılaştık. Dedi ki, ya dedi aslında dedi, Erdoğan Bey dedi almayacaktı dedi. Öyle bir niyeti yoktu dedi. Mecbur edildi dedi. Niye? Gazeteyi almaya. Ha, şey Erdoğan Bey deyince. Erdoğan. Milliyetten. Demirören. Şeyin yani babası bu. Ha, mecbur edildi dedi. Yani bir emirle verildi bu şey dedi. Yani böyle el değiştirmelerde. Yani dönemsel şey var yandaş medyada. Patronaj var.
bir patron alıyor, Çalık grubu aldı önce ATV Sabah'ı, bir süre götürdü ki onun içini alırken de 750 milyon dolar kamu bankalarından krediyle alındı. Sonra Kalyon grubuna geçti, aynı grup. İşte akşam mesela önce Sancak'taydı, Ethem Sancak'taydı. Evet. Sonra ne Yeşildağ'dı, şeyin Cezayir arkadaşı, ona geçti. Dedim ya böyle dönüm herkes eline taşını altına elini soksun. Abi bir ara Fettah Tamince de gazete patronluğu falan yaptı. Böyle bir sistem var şimdi. Bu sizin iradeniz dışında size veriliyor. Kardeşi bu Almanya'dan yayınlar falan yapan adam. Evet. Yani böyle bir sistem var şu anda. Konuşacak bir şey kalmıyor zaten geriye. Söylenecek bir şey de kalmıyor. Sonra gazetelere baktığınız zaman... Ben bugün sabahın arka sayfasına bakmadım. Tam sayfa reklamı var mıydı yok muydu diye. Hayret bugün yok. Kendi ilanları var. Kuşe kağıdı hala. Kuşe kağıda basılıyor. Ya Anadolu'da pek çok gazete kağıt bulamadığı için kapandı Özdemir abi. Onlar. 10 yıl, 15 yıldır falan, 20 yıldır kuşeye basılıyor. Evet. Evet. Onların kazancı iyi çok şükür. Patronların. Ya alacağın şey devlet ihaleleri. Ve şimdi hepsinin, şimdi Albayrak grubu, Yeni Şafak sahibi, Balıkesir Sekayı 1.1 milyon dolara aldılar. Ki o zaman ilk yapılan şeyde 160 milyon, 190 milyon dolar falan fiyat biçildi. Çünkü 1700 dönüm falan arazisi olan şehrin neredeyse içinde bir yer. Sonrasında hatta Yüksel Yalova özelleştirmeden sorumlu bakarken geliyorlar diyorlar ki, kendisi anlattı bize. 30 milyon dolara veriyormuşsunuz şeyi, Balıkesir Sekayı diyorlar. O da dönüyor diyor ki, güldürmeyin beni diyor. O güldürmeyin beni dediği 30 milyon dolar için güldürmeyin beni dediği yer 1 milyon dolara satıldı. Yani şimdi... Bu adam niye böyle yayıncılık yapıyor? Zaten onu yapsınlar diye bunlara veriliyor. Ve üstelik parası olmadığı için belki de işletemediler. 19 yıl falan atıl kaldı orası. Orayı özel teşvik bölgesi ilan ettiler. Tekrar para verdiler. Yenilendi. Yani bir elleri devletin cebinde. Evet. Devletin eli bizim cebimizde. Evet. Bu şu anda yayın yaptığımız televizyon ve birkaç tane daha televizyon var. Onların bir da saniyelik kamu reklamı gelmedi bu kanala. Şey yapıyorlar. Reklam vermiyor, bilmem ne yapmıyor. Yani mahkemeye içeri alıyor. Dışarı bir de o tarafı var. Bir de böyle bir baskılar var. Birkaç tane. Birkaç tane. Sana söyledim kaç tane. 145 tane televizyon kanalı var. Evet. Böyle yani işte bu kamuoyunun serbestliği olmasına yardım edecek kanalın kaç tane sayısı ya 2 ya 3. Evet. 140 tanesi mevcut iktidar için çalışıyor. Nerede görülmüş bu? Nerede görülmüş? Bir de bunlardan mesela bir kısmı da şeyli, radyoları falan dinlesen. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iki radyosu varmış şeyde. Bir tanesi Diyanet İşleri, Diyanet Radyo. Bir tanesi de Diyanet Risalet Radyo. Bir de TV televizyonu var. Televizyonu var. Memesi var falan bunların içinde. Yani bunlar da ayrı bir kategori. Eskiden. Son bir dakika. Son bir dakika. İyi. İyi. Böylesine örnekleri verirlerdi ama mesela Macaristan'da yahut da Yugoslavya'da. Yani Sovyetik blokun radyo televizyonları ne durumda diye kınamak babında bizde gazeteler yayın yapardı. Şimdi biz yaşıyoruz. Şu anda pek çoğundan kötüyüz. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yaptığı sıralamada 164. sırada Türkiye'de basın özgürlüğü. Şimdi biz Özdemir de ben de TRT'den çeşitli defalar yurt dışındaki toplantılara, şunlara bunlara katıldık. Oradaki meslektaşlarımız, bütün ülkelerden insanlar orada olur. Yani radyo, televizyon yöneticileri, bilmem neler falan. Avrupa Yayın Birliği'nin toplantısı, Asya Yayın Birliği'nin toplantısı. Evet, falan. Orada bize derlerdi ki başlangıçta, yahu sizin yasanıza biz imreniyoruz.
Ne? Yasanıza imreniyoruz. Evet. Özelsiniz. İmreniyoruz. Çünkü Yugoslav var, bilmem ne var, şu var, tabii. Çinli var, Japon var. Bir yıl şey, televizyon tabii, şu tabii. Var. Onlar bizim yasamıza ve anayasanın bu hükümlerine imrendiklerini bize söylediler. Her şey Çinli demin işte o şeyden, Almanya'dan arkadaş evet. söyledi, biz buradan nasıl imrendik. O zaman da bizim anayasamızla, biz göğsümüzü, şey biz özel kurumda çalışıyorum diye oradaki yabancılara her şey yapardı. Her şey iyiydi ama harcırahlar zayıftı. Devlet memuru. Şimdi bu toplantılar oldu, uluslararası toplantılar şey girdi daha önce Telex. İşte Intercontinental Otel, yok adını söylemeyin de en baba oteller var. Nereden istersiniz orada fiyat? Bizim imkansız. Onun için biz derdi ki private accommodation, özel şey. Ya. Ama gittiğimizde oradaki meslektaşlar bize bıyık altına private accommodation. Sen ne diyorlar ki bir hatun yanında? Özel bir şey. Ben Almanya'da arkadaşların evinde kalırdım. Frankfurt'a gittiğim zaman bir şair arkadaşım var. Onun evinde kalırdım. Yetmez. Çünkü ya 70 mark. 70 mark harcırah veriyorlar. Evet. 70 mark bir otelin bir gecelik parası. Yani. Karnın aç kalır. Cannes Film yani. Festivali'ne gidiyorsun. Oo, kana gitti diyorlar. kana iç. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bitti, süremiz doldu. İyi oldu çok mu? Çok güzel bir sohbetti. Yani, çok geldik. Güzel şeyler konuşuldu. Çok anlamlı şeyler konuşuldu. Recai'nin de katkılarıyla. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah eğlendirmişiz. Hizmeti geçenlere teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim ya. Çok teşekkür ediyoruz Zeki abiye de, Özdemir abiye de. Yarın Hüsnü Mahalli ile burada olacağız. Görüşmek üzere. İyi tatiller, iyi hafta sonları.